Merhaba arkadaşlar. Bu videoda BIST 100 endeksi ve demir, çelik, alüminyum gibi metal sanayi sektöründe faaliyet gösteren hisselerin teknik analizlerini sizlerle paylaşacağım. Video kapsamındaki yorumlarım herhangi bir yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bu ve benzeri videoların devamı için kanala desteğinizi rica ederim. Eğer henüz abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Sağ tarafta gördüğünüz gibi arkadaşlar önce bir kısa BIST 100 analizine bakacağız her gün yaptığımız gibi. Ardından da alfabetik sırayla sağ tarafta gördüğünüz metal sanayi sektöründe faaliyet gösteren hisselerin teknik durumlarına bakacağız. Buradaki alfabetik sırayla. Şimdi ilk önce bir BIST 100'e bakacak olursak arkadaşlar BIST 100'de bizim bir yükselen trendimiz vardı. Şöyle orta vadeli yükselen bir kanal mevcut burada. Bu yükselen kanal içerisinde seyrini sürdürüyor. Tabii şu geçen hafta salı günü buraya bir iğne atmıştı Bollinger üst bandına. Şuraya iğne atmıştı ve buradan bir geri çekilme oldu. 4-5 gündür bir düşüş yaşadık. Ardından da bugün bakın bir doji mumu yaptığını görüyoruz. Gövdesiz küçük bir mum. Şöyle biraz yaklaştırayım. Bu doji mumu arkadaşlar trend dönüşleri anlamında önemli bir sinyali ifade ediyor. Şöyle daire içerisinde gösterdim. Geçmişte de bakın mesela şurada tepede doji gelince aşağı indiğini görüyoruz. Sarı daire içinde gösterdim. Ama alt kısımlarda oluşan dojilerde bakın yukarı yönlü bir trend başlattığını görüyoruz. Bakın burada da mesela Aralık ayında bir doji yapmış. Ardından bakın bu gövdesiz mum sonrası bir yükseliş rallisi gelmiş. Mart ayında da bakın bu bölgede yine doji. Burada seçim sürecinde burada bundan sonra yükselen ikili dip ve yukarı trend. Bu anlamda şu anki içinde bulunduğumuz bu mum, bugünkü şu doji mumu trend dönüşü anlamında da bize bir sinyal veriyor. Zaten bugünkü düşüşle birlikte şu yeşil ortadaki da Bollinger'ı gizleyeyim. Buradaki Tilson indikatörüne baktığımızda da gerçekten bugün tam Tilson'da destek alıp bir doji oluşturduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu seviye bizim için artık bir destek konumunda arkadaşlar. Tilson'ın denk geldiği seviye 10.573. Diğer taraftan zaten bizim olumsuz senaryoda takip edeceğimiz destek de ne demiştik daha önce? Yatay mor çizgi arkadaşlar şu bölge. Şu daireleri kapatayım. Bakın şuradaki daire içerisinde gösterdiğim yer daha önce bir dirençmiş arkadaşlar. Buraya iki mum batırmış. Hatırlayacaksınız Fibo 1.618'e denk geliyordu. Buradan geri çekildi ve tekrar üstüne atmıştı. Şimdi artık buradan geri çekilse en kötü senaryoda burası bizim için destek olacaktır bu mor çizgi. Çünkü daha önce direnç de artık destek olacaktır. En kötü senaryoda da 10.382 bizim için yatay destek olacak. Ama onun öncesinde dediğim gibi buradan Tilson'dan destek aldık. Umarım artık yarından sonra düşe kalka tekrar trendini devam ettirir. Trendini devam ettirmesi halinde bizim zaten kanal tepesi hedefimiz hatırlarsınız. Ta şuralarda ekliyorduk. Hedef 10.500 falan diyorduk. Tabi bu zaman sağlıkla bakın 10.800, 11.000 falan böyle açılı bir trend olduğu için hep kanal tepesi hedefimiz ne oldu? Yukarı doğru gitti ve bugün itibariyle baktığımızda da kanal tepesi hedefimiz 11.500 arkadaşlar. Bu hedefimizi sürdürüyoruz. BIST 100 endeksi tarafında yükselen trendde bir bozulma yok. Hem Bollinger ortalamasının üzerindeyiz hem Tilson'un üzerinde hem de en kötü senaryoya karşı yatay 10.382 yatay mor çizginin üzerindeyiz. Kanal tepesi hedefimizi sürdürüyoruz. 11.560
civarında bir seviye endeks için. Şimdi hisselere geçelim. İlk önce BMS Çelik hissesiyle başlayacağız. BMS hissesi arkadaşlar zirvesi 29.98. Bu zirveyi gördükten sonra hissede derin bir düşüş olmuş. Şimdi tekrar düşe kalka baya biraz sıkıntılı bir piyasa şu an bu hisse için. Bakın büyük büyük düşen çıkan mumlar görüyoruz. Burada bir dalgalanma var. Henüz eski zirvesine doğru gitmiş değil. Diğer taraftan şöyle bir yükselen trend söz konusu BMS Çelik hissesinde. Şimdi trendimizi oturtalım grafiği tam olarak. Evet, burada bakın Aralık ayında başlayan trend burada Nisan 2024'te bir test edilmiş. Ardından şurada geçen hafta bir test etti. Bugün yine bakın iğne attı desteğe ve tekrar dönüp tavan kapattı hisse. Burası güçlü bir destek olduğunu bize ifade ediyor arkadaşlar. Bizim için bu siyah yükselen trend önemini koruyacak ve biz bu trend üzerinde olduğu sürece bu hisseyi takip edebiliriz. Bu da 24.78'e denk geliyor güncel değerle destek seviyesi olarak bunu takip edebiliriz. Üstte de direnç olarak arkadaşlar yatay mor çizgi yani eski zirvesi bizim için direnç olmaya devam edecek. Şu ortadaki mor yatay çizgi 29.98 bu bizim yatay zirve direncimiz. Bu zirveyi yani yatay zirve direnci ile siyah yükselen trend arasında şuradaki üçgeni doldurmasını bekleriz. Eğer mor çizgiyi yukarı kırarsa arkadaşlar paralelindeki bu siyah kanal tepesine doğru hareketlenmeler görebiliriz. Hissenin önü açılmış olur eğer bu mor yatay çizgiyi yukarı kırarsa ve mor çizginin üzerine atarsa dediğim gibi buradaki boş alanı doldurmaya doğru 39.40 hedefi olacaktır. BMS Çelik hissesinde şu an için desteğimiz 24.78 güncel değerle. Yatay zirve direncimiz 29.98. Orta vadeli eğer mor çizgi yukarı kırarsa hedefimiz de 39.40 lira değerli arkadaşlar. BMS de bu şekilde. Şimdi BMS Birleşik Metal Sanayi'ye bakacağız arkadaşlar. Evet, Mayıs 2022'de halka arz olmuş ve o günden bu yana bir güzel yükselen trende sahip bir hisse. Bakalım bu trendini koruyor mu? Şimdi bir şu açılı bir trend var. Bundan epey uzaklaştığı için şuradan alacağız trendimizi. Çünkü şurada yatay zirveyi şuradaki yatay direnci yukarı kırıp bir kalıcılık sağlayınca hisse kopmuş ve artık şu dikdörtgenden çıkmış ve daha büyük bir yükselen kanal başlatmış görünümünde. Şimdi trendimizi tam oturtalım ve düşeni ekleyeceğim. Şu şekil bir de kırmızı düşen var arkadaşlar bu hissede. Yükselen kanal desteğimiz kaça denk geliyor? Onu bir etiketleyelim.
Güncel değerle 30,98'e denk geliyor yatay desteğimiz arkadaşlar. Zaten bu yükselen trend desteğimiz aynı zamanda şuradaki yatay desteğe de denk geliyor diyebiliriz. Şu şekilde. Şurada destek olarak çalışmış bu mor çizgi. Şurada da direnç olarak çalışmış. Dolayısıyla bu yatay destek bölgesine de yakın bir seviye arkadaşlar. Hani daha stop seviyesini kısada tutmak isteyenler için 34,92'de kısa vadeli destek seviyesi olarak kabul edilebilir. Şimdi kırmızı düşen direncimizi ekleyelim. Bu da 41,16'ya denk geliyor. Yani 41,16'ya denk gelen şu kırmızı düşeni yukarı kırarsa hisse kanal tepesi orta uzun vadeli hedefi olur. O da 66 liraya denk geliyor arkadaşlar. Şu şekilde dikine baktığımızda güncel değerle. Bir de ara yatay var arkadaşlar. Onu da ekleyelim şöyle. Ve toparlayalım şimdi. Uzun vadeli yükselen kanal arkadaşlar. Desteğimiz 30,98. Kanal tepesi de 66,30. Aradaki kırmızı düşen direncimiz ise 41,16'ya denk geliyor. Yatay destek arkadaşlar 34,92 mor çizgi. Bunu dediğim gibi kısa stoplu trade edenler için bunu ekledim. Yani kanal desteği 30,98'e denk geldiği için stop loss maliyetini düşük tutmak isteyenler için yatay mor çizgi destek seviyesi olarak kabul edilebilir. Çünkü burası bakın ikili dibin direnciymiş. Bu direnci yukarı kırmış. Şimdi buna onaya iniyor olabilir. 34,92 kısa vadeli stop seviyesi. Yükselen trend desteğimiz de 30,98 güncel değerle. Hisse kanal tepesi olan 66,30'a gidebilmesi için yatay 44,72 mavi çizgiyi yukarı kırması gerekiyor. O da bizim için bir direnç olacaktır arkadaşlar. Dediğim gibi kısa vadeli yatay mor çizgi, kırmızı düşen ve yatay mavi çizgi şu bölgedir. Uzun vade ise arkadaşlar yükselen kanal yani şöyle mavi renkle göstereyim. Bu yükselen mavi kanal bizim yükselen trendimiz. Desteğimiz 30,98. Direnç de yani kanal tepesi hedefi de 66,3 olarak görünüyor bu hissede. Şimdi Borusan hissesine geçeceğiz. Borusan Mannesmann bu hissede de şuradaki zirveyi gördükten sonra bir düşüş trendine girmiş. Mavi yatay çizgiyle ifade ettim. 1049 lira zirve hedefi, zirve direnci buradan geçememiş. Hatta burada dönüp tekrar yoklar gibi olmuş, aşağı salmış. Şu an bir düşüş söz konusu. Tabii bu sert düşüşle birlikte burada bakın bir dip oluşturmuş. Bu bizim için artık dip destek bölgesi olacak. Bunu da siyah renkle belirtelim. 462,5 yani 1049'dan 462,5'a inmiş. Buradan bir tepki alıp 788'e kadar inip tekrar düşmüş ki böyle bir düşen trend oluşsun adeta. Böyle bir düşen trend oluşturmuşlar. Güncel değerli bu kırmızı düşen direnci de 656,5'a denk geliyor. Yatay desteğimiz 462,5 olmaya devam eder. Siyah çizgi. Umarım bu siyah çizgiye varmadan buralardan şu üçgeni doldurup yukarı kırar.
Evet, daha önce de zaten burada da yine bu siyah çizgi direnç görevi görmüş şurada arkadaşlar. 15 Ağustos 2023 tarihinde dirençmiş. Bunu unutmamış ise gelip burayı bu sefer destek olarak kullanıp geri dönmüş. Hem şuradaki bir gepi varmış, onu kapatmış. Yani teknikçisi bunu güzel çalıştırıyor. Bahsettiğim direnç şu kırmızı mum. Bahsettiğim gap de arkadaşlar tam şurası. Şuradaki iki yeşil mum arasındaki gap'i aylar yıllar sonra unutmamış, gelip burada kapatmış ve dediğim gibi buradaki kırmızı mumun direncini de destek olarak kullanmış. Ve şimdi tekrar bu desteğe doğru iniyor. Tabi illa buraya inecek diye bir şey yok. Fakat bizim için destek, yani majör kritik yatay desteğimiz bu. 462,5. Direncimiz de 400, 656,5. Kırmızı düşeni yukarı kırarsa arkadaşlar, yani şuradaki üçgen, kırmızı düşenle siyah yatay arasındaki şu üçgeni yukarı kırarsa, sıralı gideceği hedefleri de ekleyelim. Mavi yatay çizgiler sıralı hedefler olur. İlk hedef 782, sonraki hedefi de 1049, eski zirve seviyesi sıralı hedefler olur. Bu kırmızı düşeni kırdıktan sonra şu an için hissede bir düşen trend söz konusu. Buralardan dönüp tekrar kırmızı düşene doğru hareket etmesini bekleriz. 462,5 da dediğim gibi zaten dip destek bölgesi bu hisse için. Evet, diğer bir hisseye geçelim. Burçelik, Burce. Bu hissede şöyle bir durum yaşandı arkadaşlar. Zirvesini alan bir hisse bu. Ne demek bu? Bakın, daha önce burada şu dirençten dönmüş. Yani 230 lira şuradaki zirveyi gördükten sonra gelmiş, bir çanak oluşturup tekrar temas etmiş buraya. Bakın şurada. Yine buradan bu sefer geçememiş. Çünkü zirve dirençleri kolay geçilmiyor malumunuz. Buradan bir aşağı salmış. Aylar yıllar geçmiş. Sonra gelip bunu yukarı kırmış. İnip onayını almış kırmızı mumla. Bakın, gövdeli mum. Ardından yeşil mum ve şimdi tekrar gidiyor bir yerlere. Nereye gidiyor? Bunu birlikte şimdi inceleyelim. Şimdi bunda arkadaşlar dediğim gibi böyle bir topo görüntüsü var. Yani bakın, omuz şöyle, baş burası tam temas etmemiş. Sonra sağ omuz gibi bir şeyler yapmış. Ya da buna büyük bir çanak gözüyle de bakabiliriz. Çok önemli değil. Bu bir yükseliş formasyonudur. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla buradaki oluşan bu çanağı katlamaya gidiyor. Yani formasyon katlama hedefine gidiyor arkadaşlar. Siyahla mavi çizgi arasındaki bu çanağı katlamaya gidiyor. Peki katlama hedefi nedir? Bunu bir bakalım. Önce bu iki çizgi arasındaki derinliği ölçüyoruz. Tabii arkadaşlar, buradaki analizler bir anlamda eğitim niteliği de taşıdığı için videolara destekleriniz önemli. Yani beğeni ve yorumlarla da destek olursanız iyi olur. Daha fazla kişiye ulaşması adına etkileşim alır videolar ve daha çok kişi izleme ve istifade etme fırsatına ulaşır. Bu konuda da bir desteğiniz olursa iyi olur arkadaşlar. Ve abone değilseniz abone olursanız yine güzel olur. Abone sayısının artması vesaire. Bu tarz videoların, bu eğitimlerin daha çok kişiye ulaşması adına bir katkınız olmuş olur. Şimdi dediğim gibi siyah ve mavi çizgi arasındaki buradaki çanağı yukarı kırmış. Bakın, artık zikzaklar yapa yapa yukarı gidiyor. Mesela burada yükselmiş, sonra biraz düşmüş burada. Şimdi tekrar gidiyor. Böyle yükselen dipler, tepeler yapa yapa formasyon katlama hedefi olan 520 liralara doğru
yola girmiş durumda. Hissenin önü açık gördüğünüz gibi. Herhangi bir direnç karşısında bulunmuyor. Böyle Fibonacci ile de bakabiliriz. Hiç şey değil. Bakın ne yapıyor? Gördüğünüz kabaca çizdim Fibonacci'yi sadece üzerinde konuşmak için. Ne yapıyor? Bakın dirence gelmiş. Fibo 1618'e iğne atmış. Geri çekilmiş. Fibo 1272'den güç toplamış. Bu sefer daha güçlü gelip hatta gepli bir şekilde Fibo 1618 üstüne atmış falan sıralı hedefleri daha büyük hedefler gösteriyor Fibonacci. Ama biz şu an formasyon hedefiyle değerlendireceğiz. Bu şekilde bir görüntü var. Tabi hisse şu an 230 yatay zirvesi bizim için artık destek dedik. Çünkü gelip buradan onay alıp döndü. Kısa vadeli stop loss seviyem ne olacak diyen dostlar için de ne yapacağız? Bir trend desteği ekleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi az önceki Fibonacci seviyelerini de kullanabilirsiniz. Ya da şöyle söyleyeyim. Bakın burada bir gap var arkadaşlar. Bu gap kısmını stop loss seviyesi olarak kullanabilirsiniz. Şunu şöyle mor renkle belirttim. Bakın burada bir gap var. Bu Fibo 1618'in üzerine attığı kısımda şurayı atınca bir gap bırakarak atmış. Şurada güç toplayıp. Dolayısıyla şu an 298 lira bu hisse için stop loss seviyesi arkadaşlar. Bu çok önemli. Yani hisse buradan dönüp de 298'in altına inerse stop loss olmakta fayda var. Ama bunun üzerinde olduğu sürece de yeni zirveler kovalanabilir. Formasyon hedefi de bu şekilde. Umarım bir gün hedefine ulaşır. Çok uzatmadan 521'deki bu formasyon katlama hedefi. 298 mor çizgi de dediğim gibi arkadaşlar kritik destektir. Bunun altı da stop loss. Burçya hissesinde durum bu şekilde kıymetli dostlar. Şimdi Çelha hissesine bakacağız. Bu da çelik, halat, tel sanayi. Bu da metal sektörü. Dediğim gibi bugünkü videoda böyle demir, çelik, alüminyum, metal hisseleri böyle sektörel bir analiz oldu. Ara ara biliyorsunuz sektörel bazen sizden gelen videolardan çalışma yapıyorum. Tabi bazen de şöyle oluyor hani bir sektörle ilgili çok fazla hisse isteniyor. Hani direkt sektörel bazlı bir analiz yaparak hem sizden gelenleri kapsamış oluyor hem de o sektördeki başka arkadaşlarımızın ilgilendiği hisseler varsa da onları da dahil etmiş oluyoruz. Şimdi bu hissede arkadaşlar şuradaki yükselen trend bozulduğu için yani şuradaki yükselen trend kırıldığı için bakın bu stop olmuş. Şuradan alsanız yine stop olmuş. Dolayısıyla ne yaptık? Şuradan trend çizdik. Buradaki ikili dip bölgesinden trend çizdiğimizde arkadaşlar şuraya yaklaşmış yani burada tam trend desteğine inmemiş fakat buradakinden de bakın burada da trendi aşağı kırmış. Yani şu ikili diple şuradakini aldığımızda da hissenin yükselen trendi aşağı kırdığını görüyoruz. Dolayısıyla biz bu hissede arkadaşlar yani şuradaki dipten 18.80'den 48 liraya gittiği şu ralliden düzeltme Fibonacci'si ile dönüş bölgesini bulmaya çalışacağız şimdi. Buradaki 18'lerdeki dip seviyesiyle arkadaşlar tepesini birleştiriyoruz. Biliyorsunuz Fibonacci çizimi ile ilgili de bir eğitim videosu yayınlamıştım geçen haftalarda. 1-2 hafta önceydi.
Oradan da bu Fibonacci'yi nasıl çizdiğime detaylıca bakabilirsiniz. Çok örnek üzerinde anlattım. Yine kafanıza takılan bir husus olursa da yorumlarda belirtin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Fibonacci'de ne demiştik? Bizim için tabii bütün Fibonacci sayıları önemli. Hepsi Fibonacci 0618'den türetilmiş sayılardır. 0618 altın oranımız. Genellikle hisseler 0618 ya da 0618'in kare kökü olan 0786 bölgesinden dönüş yapar. Şimdi bu hissede nasıl olmuşsa artık öyle bir sert düşüş yemiş ki 0618'de sadece 1-2 gün oyalanıp aşağı salmış. Burada 05'te biraz oyalanmış. Yani Fibo 05 ve 0618 genelde dönüş bölgeleri ama 0786 kuvvetli dönüş bölgesidir arkadaşlar. Bunu daha önce de belirtmiştim videolarda. 0786'ya bakın soluksuz bir şekilde düşmüş ve bugün tam da video analizimize denk geldi tesadüf ya. Burada bakın dün buraya değmiş Fibo 786'ya. Bugün hatta iğne atmış ve buradan tepki almış durumda. Ve yeşil kapatmış. Bakın böyle bir iğne atıp yukarı çekilmiş güzel bir mum. Üstü fitilsiz, altta fitil bırakmış güzel bir yeşil mum. Umarım artık bu ise de burası dip bölgedir. Çünkü dediğim gibi burası Fibo 786 arkadaşlar. Yani dipten tepeye aldığımızda zaten 47'den 25'e düşmüş. Burası kritik. Ve zaten 0786 çizgisini uzattığımızda bakın burası da eskiden ciddi bir dirençmiş. Geçmesi zor bir direnç. Bugün burada destek olarak çalışıyor gördüğünüz üzere. Şuradaki bölgeyi kastediyorum. Şöyle dikdörtgen içinde gösterdiğim kısım geçmişte ciddi bir dirençmiş. Hatta bunu uzatabiliriz de bakın şu bölge komple ciddi bir yatay zikzak bölgesi. Burada da yine direnç görevi görmüş. Şimdi hissemiz ne yapıyor? Buradan destek alıyor arkadaşlar. Dolayısıyla Çelha hissesi için 25.02 bizim kritik desteğimiz. Şu da kırmızı düşen arkadaşlar. Bakın burada bir düşen var. Şimdi biz burada tabii kırmızı düşeni bir tarafa biz 25.02 destek artık burası bizim için stop loss seviyesi 25.02. Hedef de 29.84 yani Fibo 0618 mor çizgi bizim hedefimiz olacak. Hissenin buradan dönüş yapıp 29.84'e hareket etmesini bekleriz. Yani kırmızıdan mora gitmesini bekleriz. Kırmızı çizgiden mor çizgiye. Tabi burada bundan sonra da sıralı dirençlerimiz arkadaşlar 33.24, 36.64, 40.84 ve 47.62 sıralı Fibonacci seviyeleri bunları iş süren stopla destek ve direnç olarak takip edebilirsiniz. Dediğim gibi hisse burada Fibo 0786 düzeltme seviyesini tamamlamış görünüyor. Şimdi geldik Cemaş arkadaşlar. Çemaş döküm sanayi. Hissede şu şekil bir düşen trend var. Bir de şuradan bir yükselen var. Bakalım duruyor mu? Yükselen trendi kırmış mı, kırmamış mı? Evet. Buradan bir yükselen trend başlatmış. Tabii çok uzaklaşınca basamaklar yapa yapa bakın böyle düşmüş yatay, düşmüş yatay. Bu siyah trend desteğine yakın bir bölgeye gelmiş. Burada bu sefer yatay gidiyor. Tabii bu üçgen siyah yükselenle kırmızı düşen arasındaki şu üçgeni dolduruyor. Bu yatay zamanlarda bu işe yarıyor. Üçgeni doldurmakla meşgul.
Şimdi fiyat etiketlerini ekleyelim. Evet, trend desteğimiz 3.28, kırmızı düşen direncimiz de 4.57. Şimdi bu üçgeni artık zaten epey bir sıkışmış. Bu üçgeni dolduruyor. Üçgeni yukarı kırarsa da hedeflerimizi belirleyelim arkadaşlar. Şöyle mavi renkle sıralı hedeflerimiz 5.63 ve 7.37 hedefleri olur. Çemaş hissesinde durum bu şekilde. Destek 3.28, güncel değerle bu zamansallıkla yukarı gider. Kırmızı düşen direncimiz 4.57, bu da zamansallıkla aşağı iner. Kırmızı düşeni kırarsa da üstteki yatay mavi çizgiler sıralı hedefler olacaktır. Şimdi Çuhadaroğlu Metal Cusan'a bakıyoruz. Bu hissede de şurada bir düşen trend var. Son zamanlarda bu da çok hızlı düştü, böyle gap'li falan. Bu da yükselen trendimiz arkadaşlar. Şöyle siyah renkte gösterdim. Evet, güçlü bir siyah yükselen trend var arkadaşlar. 2022 başından gelen. Burada bakın trend oluşturmuş şurada. Mayıs 2023 ile birleştirdiğimizde burada bakın trend desteğine yakın bölgede seyrederken burada uzaklaşınca bakın sert düşüşler, sonra yatay gidip sonra tekrar sert düşüş. Böyle şeyler yapıyor bu hissede. Hızlı gidip hızlı düşebiliyor. Şu an bir düşüş içinde, bu kırmızı düşen trend içerisinde şu an. Bakın bu da kanal tepesi. Şimdi destek, direnç ve kanal tepesi hedeflerimizi etiketliyoruz. Kaça denk geliyorlar? Bir de yatay direnci de ekleyelim. Şöyle arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi, evet, siyah yükselen trend desteğimiz 22.02 güncel değerle. Kırmızı düşen direncimiz 28.24. Burada siyah çizgiyle kırmızı düşen arasında bir üçgen var. Hani bu üçgen doldurması gerekebilir. Bu üçgeni yukarı kırarsa ne olur? İlk hedef 32.74 yatay mavi çizgi olur. Zirvesini alırsa da orta uzun vadeli hedefimiz 53 lira kanal tepesi hedef olacaktır. Şu an için bu küçük, artık sonlara gelmiş sayılır. Buradaki, yani desteğe yaklaşmış sayılır diyeyim daha doğrusu, 23.62 şu an hisse. Trend desteği de 22.02. Bu trendi aşağı kırmadığı sürece buradaki üçgeni yukarı kırıp eski zirvesi olan 32.74 ve orta uzun vadeli 53.15 hedeflerine gitmesi beklenir. Şu an için durum bu şekilde. Siyah yükselen trend desteğine iniyor ise böyle bir görüntü var. Yani 1,5 liralık bir boşluk var hala. Cusan hissesinde durum budur.
Şimdi DMSAŞ hissesine bakacağız. Demirsaş Döküm arkadaşlar, bu da yine demir çelik sektöründe faaliyet gösteren bir hisse. Şimdi bu hisse 7.81, bakın şurada bir direnç görmüş, sonra dönüp çanak oluşturup gelmiş, yine aynı dirençte ne yapmış, bakın batırmış, bir sonra koca kırmızı bir mum yapıp aşağı düşmüş. Dolayısıyla burası bizim için artık kritik direnç bölgesi 7.81. Diğer taraftan burada bir de yükselen trend ekleyeceğiz. Son zamanlarda hissenin böyle yatay yatay gitmesinin nedeni de işte bu siyah çizgiden uzakta kalması arkadaşlar. Yani çizgi burada, hisse burada. Ne yapıyor? Ya düşüp gelip buraya değecek, ama o da bir yere kadar, sonuçta burada sert düşmüş hisse. Göstergeler tepki veriyor bir yandan falan. Ne yapıyor bu sefer? Böyle yatay düşey bir şekilde, yani şöyle bir trendle ne yapıyor? Daha düşük bir açıyla, şunun rengini farklı yapıyorum. Kırmızı düşen trendle yavaş yavaş siyah yükselen trend desteğine yaklaşıyor. Yani ille siyah çizgiye değecek diye bir şey yok. Çünkü bakın burada da daha önce inmiş. Buralarda yatay takılıp yukarı gitmiş. Bu da belli bir miktar yine trend desteğine yaklaşıp buradan da kırmızı düşeni kırıp eski zirvesi olan 7.81'e doğru tekrar atak yapabilir. Şu an yaptığı şey şu: siyah yükselen trende yaklaşma. Yani burada eminim birçok yatırımcısını bezdirmiştir şu manada. Çünkü bu tarz yatay seyirler tam sabır testi bölgeleridir. Bakın şu bölgeler. Bu hissede de çok olur böyle. Bakın burada da var. Biraz karakteristik yapısıyla alakalı. İşte mesela yatay yatay gidiyor, sonra bir daha aşağı ya da yukarı gidiyor. Mesela burada da yatay yatay gidip yukarı gitmiş. Şimdi yine bir yatay dikdörtgenin içinde seyrediyor. Kötü senaryo şu olur: siyah yükselen trend desteğine iner. Bu da kaça denk geliyor? Bakalım kötü senaryoda. 6.21 siyah yükselen trend desteği. Ama bu kırmızı düşeni yukarı kırıp giderse de, şimdi onu da etiketleyeceğim. Kırmızı düşen kaça denk geliyor? Bu da 6.99'a denk geliyor arkadaşlar. Yani 6.99'un üzerine atarsa da mavi çizgiye doğru atak yapar. O da 7.81 hedefi olur. Tabi bu mavi çizgiye olan 7.81'in üzerine atarsa bu ise de yeni bir hikaye doğar. Yeni bir rally bekleyebiliriz yeni zirvelere doğru. Şu an için DMSAS hissesinde durum bu şekilde. Sıradaki hissemiz Doğusan Boru. Bu hisse de bakın böyle bir yataya sarmış durumda şu an. Daha önce de bakın burada yataya sarmış. Şöyle bir dikdörtgen. Böyle yatay hareketleri seven hisselerden bu da. Bakın şu bölge yine öyle. Şimdi bu burada neden yataya takılıyor? Bir bakalım. Bakın burada arkadaşlar geçmişte bir zirve görmüş. 23.98 ile denk gelen bu mavi yatay çizgiye bir iğne atmış. O gün bugündür, artık kaç tarihmiş? Mart 2023. O gün bugündür burayı bir türlü geçemiyor. Bakın bu direncin altında hep baskıymış. Bir türlü buraya götürememişler.
Tabii öncesindeki bu ralliden de kaynaklanıyor. Hisse 10 liradan 23 liraya, burada bir 2x yapmış, ardından yataya sarmış. Bu sefer direnci kıramayınca aşağı salmış falan, çanak oluşturmuş. Gelmiş bakın, yine aynı bölge, yine aynı hareketler, direnci kırmaya çalışmalar. Hatta burada bir kere kırmış, bir boğa tuzağı da atmış. Sonra tekrar altına inmiş. Yine aynı direnci 1, 2, 3. Şurada sürekli onlarca kez neredeyse test ediyor. Özetle bu hisse 23.98'i yukarı kırarsa çok güzel olur. Çok böyle ciddi bir rally ortaya koyar. Yani şuradaki çanak derinliği kadar. Bakın zaten bu iki mavi çizgi arasına gitmiş. Daha önce de bu alttaki mavi hep dirençmiş. Hatta şuralarda da destek olarak çalışmış. Eğer mavi çizgi üzerine atarsa arkadaşlar, işte bu çanak derinliği kadar, yani mavi ile siyah çizgi arasındaki çanak derinliği kadar yukarı gider, bir iki katlık potansiyeli var kabaca, yani şuradan ölçeriz de. Önce bir desteğimizi belirleyelim arkadaşlar, stop loss seviyemize. Sonra da uzun vadeli formasyon hedefini hesaplarız. Orası daha var zaten, hani şu an için buna daha zamanımız var. Şimdi hissede kırmızı yükselen trend var. Hissenin yatay seyre bağlamasının bir nedeni de bu gibi görünüyor arkadaşlar. Yani kırmızı trendten uzaklaşınca yataya sarıyor, uzaklaşınca yataya sarıyor, düşüyor yatay. Böyle deminki Demsaj hissesinde olduğu gibi. Şu anda bakın hızlı bir yükseliş, sonra yatay ne yapıyor? Kırmızı çizgiye yaklaşıyor. Şimdi bu kırmızı çizgi bizim yükselen trend desteğimiz olacak. Ve bir bakalım kaça denk geliyor güncel değerle. Eğer çok aşağıda kalıyorsa çok da aşağıda sayılmaz. Bu kırmızı yükselen trend 18.22 güncel değerle bizim destek seviyemiz olarak kabul edebiliriz. Tabii dediğim gibi illa buraya inecek diye bir şey yok, ama bu kırmızı yükselenle mavi yatay çizgi arasındaki şu üçgeni doldurması ve yukarı kırması gerekiyor. Tabii ki kırması kolay değil. Uzun zamandır devam eden bir yatay direnç ve çok defa test edilmiş bir direnç. Eğer ki bu mavi çizgiyi kırarsa demin bahsettiğim formasyon meselesi çalışır arkadaşlar. O zaman şuradaki derinlik kadar hisse yukarı yönlü bir performans ortaya koyması beklenir. Bunu da mor renkle göstereyim. 51.7 lira mor çizgi hedef olur. Tabii şartımız neydi? Şu yatay mavi direnci yukarı kırmak şartıyla. Bu mavi yatay direnci yukarı kırarsa mor çizgi hedefi olur arkadaşlar. Çok daha hızlı bir performans ortaya koyması beklenir. Çünkü mesela bu direnci de bakın zor kırmış, sonra kırmış, onay almış. Hızlı bir şekilde birkaç gün içinde veya birkaç hafta içinde hemen hızlıca yukarı gitmiş. Evet, doğrusan burada da durum bu şekilde arkadaşlar. Mavi çizgi ve kırmızı çizgi kritik çizgiler. Şimdi Döktaş dökümcülük. Bu da 48.36'dan bir zirve gördükten sonra bir düşüş trendine girmiş. Düşüş trendi de bu şekilde arkadaşlar, kırmızı çizgiyle ifade ettim.
Şimdi yükselen trend bakacağız önce. Trend var mı yok mu diye. Şimdi şuradaki trendi aşağı kırmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle siyah renkle gösterdim. Bakın buradan çizersek trendin aşağı kırıldığını görüyoruz. Buradan alsak yine kırılmış. Yani şu an için yükselen trendi en azından orta vadeli takip edeceğimiz bir trendi bulunmuyor. Bakın. Trendi aşağı kırmış. Dolayısıyla bu hissede ne yapacağız arkadaşlar? Yatay destek arayacağız. Şuradaki minor trend kırılmasaydı güzel olurdu. Tabii yani şöyle bir üçgen oluşumu güzel olurdu bu hissede ama maalesef onu da kırdığı için ne yapıyoruz? Yatay destek arıyoruz arkadaşlar. Şu da bizim kısa vadeli yatay desteğimiz. Evet, toparlayacak olursak 30.22 bizim siyah yatay desteğimiz arkadaşlar. Eğer 30.22'de tutulmazsa stop olunabilir. Çünkü 26.48'deki mor çizgiye yine inme durumu oluşur. Eğer buradan siyah çizgi üzerinde kaldığı sürece hedef düşen kırmızı çizgi olur. Kırmızı düşen direnci de güncel değerle 39.5'a denk geliyor. 39.58. Eğer kırmızı düşeni kırarsa da hedefi eski zirvesi olan 48.36 yatay mavi çizgi olur hedef olarak. Şu an için siyah çizgide kalırsa çok süreç uzamadan döner ve kırmızı düşeni şuralardan kırmaya çalışır. Ama siyah çizgide tutulmazsa iş uzar, biraz zaman kaybı oluşur. Mor çizgiye kadar inmesi, dönmesi derken daha fazla zaman alır arkadaşlar. Üçgen büyümüş olur çünkü. Yani burada kırmızıyla siyah üçgen daha küçük bir üçgenken kırmızıyla moru baz aldığımızda daha büyük bir üçgen ve daha büyük bir zamana mal oluyor. Zaman kaybı anlamında siyah çizgi bizim için daha önemli bir destek arkadaşlar. 30.22'ye denk geliyor siyah yatay çizgi. Diğer bir hissemiz Ege profili arkadaşlar. Bakalım önce bunda trend var mı? Çok güçlü hareketler yapmış bir hisse. Bakalım. Bakın trendi şöyle bir siyah yükselen trend. Trendden düşmüş bu arkadaşlar. Şurada düşmüş. Nisan 25 Nisan'da şu an tekrar trende doğru gidiyor ama üstüne atmadığı sürece baskı devam eder. Şimdi dolayısıyla bu trende göre stop loss olduğu için biz ne yapacağız? Yatay destek bakacağız. Açıkçası hissede çok gittiği için biraz daha yakın stoplu da çalışmakta fayda var arkadaşlar. %96.22 artık yatay destek diyebiliriz. Bunun altı stop loss ama arkadaşlar. Daha önce burada direnç olarak çalışmış ve devamında da şuralarda sıklıkla destek olarak çalışmış bir bölge. Eski zirve direnci de artık bundan sonrası için yeniden hedef olur arkadaşlar. Yani 196.2 stopla 257.7 hedefi takip edilebilir. Şu an için hisse oraya doğru düşe kalka gitmeye çalışıyor.
Eğer ki bu mavi çizgi yukarı kırarsa da şuradaki çanağı katlamaya gidebilir. Şu an için çok erken. Henüz daha kırmızı şey mavi yatay direncini henüz geçmiş değil. Fakat arşiv niteliğinde elimizde bulunması adına böyle bir formasyon var. Aklınızda bulunsun. Şöyle bir çanak katlama hedefi olur. Eğer mavi çizgiyi geçerse kırmızı çizgi hedef olur arkadaşlar. Bu da 338'e denk geliyor. Tabii önce 257.75'e denk gelen yatay mavi çizgiyi yukarı kırması lazım ki 338'e gitsin. Destek seviyemiz aynı zamanda stop loss seviyemiz de 196. Ama daha kısa vadeli stop seviyesi için de şöyle bunu da mor renkle belirteyim. 215 kısa stoplu da değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Burası da daha önce direnç olarak çalışmış bir bölge. Bundan sonrası için de destek olarak takip edilebilir. 215.9 destek, 257.7 direnç. 257'ye denk gelen bu mavi yatayı geçerse de 338 hedef olur. Şimdi Airbus hissesine geldik. Evet, bu hisse de maalesef tam bakın düşeni kırmış ama tekrar gelip içine girmiş. Bu tarz şeyler de maalesef yaşanıyor. İşte endeks düşüş trendine girince hisseler anormalleşiyor bu anlamda. Tam düşeni kırmış gibi görünüp tekrar düşenin içine girdiğini görüyoruz. Diğer taraftan da şu şekil bir yükselen trendten söz edebiliriz. Artık bu kırmızı mum bizim için direnç olacak arkadaşlar. Ve düşenimiz bu şekilde olacak. Şu şekil bir kanal içerisinde seyrediyor Airbus hissesi arkadaşlar. Erciyes boru. Siyah yükselen trend desteğimizi ve şu mavi düşeni ve kanal tepesini etiketleyelim. Ve yatay zirve direncini de ekleyip toparlayalım. Evet, şimdi arkadaşlar Airbus hissesinde siyah yükselen kanal desteğimiz 221.4. Mavi düşen direncimiz 248.2. Burada küçük bir sıkışan üçgen oluştu artık. Bu mavi düşeni kırarsa hedef eski zirvesi olan mor yatay çizgi olur. 339.50. Ve bu zirveyi de geçerse bir sonraki hedef 467 kanal tepesi hedefi olacaktır.
Airbus hissesiyle ilgili de durum bu şekilde değerli dostlar. Dediğim gibi bu ve benzeri analizlerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarla da destek olursanız videoların daha çok etkileşim alıp daha fazla insanın istifade etmesine imkan tanıma adına destekte bulunursanız güzel olur arkadaşlar. Airbus ile ilgili diyeceklerim bunlar. Şimdi ERCB ve Ereğli hisselerine de bakıp bugünkü videoyu tamamlayacağız. Kalan diğer demir çelik hisselerine de yarınki videoda devam ediyor olacağız. Şimdi ERCB hissesine geldik. Bakın bu hissede çok güzel bir rally sonrası ne yapmış bakın. Ekim 2022'den Aralık 2022'ye yani burada 2 ay içerisinde 33'ten 200 liraya doğru 190'lara kadar 6-7 kat 6x 7x bir performans ortaya koymuş. Tabii bu tarz bir sert yükseliş sonrası da hisselerin böyle uzunca zaman artık o zirveyi geçememesi sıkça rastladığımız bir durum biliyorsunuz. Yani burada 194.7 zirvesi bir daha bakın sadece şurada bir geçmeye çalışmış ama kalıcı olamayıp bir boğa tuzağı olarak kalmış tekrar altına inmiş. Sebebi buradaki sert bir yükselişin sindirilmesi aylar yılları buluyor. Tabi burada teknik analizle birlikte biz buradaki ara trendlerden de ne yapıyoruz? İstifade etmeye çalışıyoruz. Nasıl? Mesela bakın burada artık bir düşen trend oluşmuş bu hissede. Şuradan bir kısa vadeli bir düşen trend söz konusu. Kısa orta vade diyebiliriz. Şimdi burada yükselen trend var mı? Bir bakalım önce. Bakın yükselen trend stop olmuş. Dolayısıyla yatay destek bakacağız. Fibonacci ile bakarsak burada muhtemelen 618'e gelmiş midir? Bakalım. Evet, Fibo 786 bölgesini de geçmiş. Nadir bir durum bu. Genellikle 786 bölgesi güçlü destek bölgesi biliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi buradan yatay desteğimizi belirleyeceğiz dedik. Evet, şimdi kırmızı düşenimiz var. Siyah yatay çizgi bizim için önemli bir destek arkadaşlar. Daha önce çok kez bakın direnç bu bölgede yine destek ve direnç olarak şurada direnç olarak çalışmış bir seviyedir 129 siyah çizgi. Şimdi buradan tepki alıp dönmesini bekleriz. Dediğim gibi bu Fibo 786'ya da denk geliyor. Buralardan tepki almasını açıkçası artık bekliyorum ERCB'den. Ama bilmediğimiz arka planda anormal bir durum varsa siyah çizgi altı stop loss olmakta fayda var. Eğer 129'un altında günlük kapanışlar gelirse stop loss olunabilir. Çünkü bir alttaki desteğimiz de 105.2'ye denk geliyor mor çizgi. Bu sefer mor çizgiye kadar düşme ihtimali gündeme gelir arkadaşlar şu şekil. Ama umarım yarın öbür gün artık bu siyah çizgiden dönüşünü yapar ve kırmızı düşeni kırar diyelim. Kırmızı düşeni de etiketleyelim bu arada. 148.2'ye denk geliyor güncel değerle. Kırmızı düşen dirence. Eğer bu kırmızı düşeni yukarı kırarsa da hedef
İlk hedef şurası olur. Mor çizgi, şey, yatay mavi çizgi olur. 167.7. Sonraki hedef de 239.2 lira. Yatay mavi çizgiler sıralı hedefleri olur. ERCB hissesinde dediğim gibi siyah çizgiye bir tık fazla dikkat edelim arkadaşlar. Daha önce de çok kez gerçi destek ve direnç olarak çalışmış ve hala yine güçlü bir destek olarak çalışması muhtemel duruyor. Fakat her ihtimale karşı olur da bu siyah çizgiyi aşağı kırarsa, bunun altında günlük kapanış mumları gelirse biraz daha dikkatli olmak lazım. Çünkü mor çizgiye kadar inme durumu oluşabilir. Evet, ERCB hissesinde durum bu şekilde değerli arkadaşlar. Şimdi Ereğli hissesine geldik. Ereğli hissesini de analizleyip videomuzu bitireceğiz. Kalan diğer metal, demir, çelik hisselerini de yarınki videoda nasip olursa kaldığımız yerden devam ederiz. Ereğli'de de bakın şöyle bir geçilmez diyebileceğimiz ya da zorlandığı diyebileceğimiz bir bölgesi var. Şöyle iki mavi çizgi. 48.44 ve 53.45. Şu iki mavi çizgi arasındaki bölgede hisse takılıyor, bir şeyler oluyor, geri çekiliyor. Belki de dolar bazlı bir seviyedir. Dolar bazlı da bakılabilir ama biz şu an TL cinsinden bakıyoruz. Burada geliyor, bu iki mavi çizgi arasındaki bölgeye takılıyor ya da bir dirence takılıyor. Şu an için tekrar 48.44, şu farklı renk yapalım, şu üstteki mor olsun, alttaki mavi. Şimdi 48.44'e denk gelen mavi yatay çizginin üstüne atmış. Yani tekrar böyle aksiyon bölgesine girmiş. 48.44 ile 53.45 arasındaki şu yatay kanalı yukarı kırarsa o zaman Ereğli şov başlar. Şöyle arkadaşlar bahsettiğim şovda bakın buradaki siyah diple üstteki mor çizgi arasındaki bu derin çanak derinliği kadar yukarı kanal katlama potansiyeli var. Bakın bu siyah çizgi çok kez destek olarak çalışmış. Buradaki mor çizgi de zirve hedefi. Daha önce gördüğü zirve seviyesi. Dolayısıyla Ereğli şuradaki mor çizgi yukarı kırabilirse, yani 53.5'un üstüne atabilirse arkadaşlar, biraz ana hattıyla çiziyorum açıkçası, biraz kabaca çiziyorum çünkü henüz kırarsa ederse diyoruz çünkü henüz kırmış değil. Kırarsa daha net bir şekilde çizeriz grafiği. Şu an kaba hatlarıyla, yani ana hatlarıyla çiziyorum ki bir fikir versin. Yani şuradan da baz alsak, şuradaki mavi çizgiden şuradaki mumu fake kabul edersek de bakın 90 liralara kadar bir potansiyel barındırıyor. Üst kanal açık. Yeter ki bu mavi çizgi üstünde kalıcı olsun ve mor çizgi yukarı geçsin. Mor çizgi 53.5, mavi çizgi 48.44 arkadaşlar. Şu aradaki dar kanalı yukarı kırarsa Ereğli dediğim gibi önü açılır. Şuradaki sarı kanal Ereğli'nin zorlandığı bölge arkadaşlar. Şurada bir kere, şurada yine bir. Şimdi yine tekrar bu sarı bölgeye gelmiş. İşte bu sarı kanalı yukarı kırarsa 90'lara kadar yolu var. Evet, Ereğli hissesi ile ilgili de durum bu şekilde arkadaşlar, yorumlarım. Dediğim gibi bu ve benzeri analizlerin devamı için kanala abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarla da destek olursanız iyi olur. Video izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kalan diğer demir çelik hisselerini de bir sonraki videoda yayınlayacağım. Ereğli'den sonraki Formet, İstemir, İzmir Demir Çelik, böyle Sarkuysan, Türçelik, Yükselen, yani F'den Y'ye kadar ki diğer hisseleri de, buradan B'den E'ye kadar geldik.
F'den yükselene kadar, Y'ye kadarki kısma da bir sonraki videoda yer vereceğim. Video izlediğiniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum.